Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Instagram'ın dün akşam duyurduğu IGTV isimli 1 saate kadar video yükleme imkanı sunan uygulamasına göz atıyoruz. Dünyanın en popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulamaları olan Instagram, yıllar içinde özelliklerini geliştirdi. Farklı ve yepyeni fonksiyonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Önceleri hikayeler geldi, farklı şekillerde canlı yayın imkanı gelmişti. Şimdi de firma IGTV yani IGTV adını verdi. Yeni bir uygulamayla bir nevi YouTube mantığını Instagram'a getiriyor. Uygulamayı şöyle kullanabiliyorsunuz. İsterseniz iOS ya da Android işletim sistemli cep telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Uygulamaya da yine Facebook veya Instagram hesabınızda girebiliyorsunuz. Ben mesela Instagram hesabıma giriyorum. Uygulamaya girdiğinizde karşınıza senin için takip ettiklerin popüler, izlemeye devam et gibi 4 tane farklı seçenek çıkıyor, menü çıkıyor. Bu arada uygulamayı açar açmaz hemen ekranda da şu an görüyorsunuz zaten. Videolar oynamaya başlıyor. Bu arada video oynuyor ama sessiz oynuyor. Hani böyle Instagram'daki bir bao diye patlama falan yapmıyor onu söyleyelim. İsterseniz ses açma kapama tuşunu arttırdığınızda veya azalttığınızda sesi de duymaya başlıyorsunuz. Şimdi kısalım sesimizi tekrar. Burada isterseniz IGTV'de arama da yapabiliyorsunuz. Burada mesela işte kişileri takip etmek için bir arama yapmaya başlıyorsunuz. Türkiye'den de birkaç kişi var. Mesela Barış Özcan var. Şu an Amerika'da yaşayan bir YouTuber kendisi. Ve çeşitli internet fenomenleriyle anlaşmalar yapıldığı konusunda da bilgi aldık. Bu arada siz kendi videolarınızı nasıl paylaşıyorsunuz diyecek olursanız profilinize girdiğiniz zaman burada kendi yüklediğiniz önceki videolarınızı görebiliyorsunuz veya hemen sağ üst köşede artı butonuna tıkladığınızda telefonda kayıtlı olan ve 10 dakikaya kadar 15 saniye ile 10 dakika arasında uzunluktaki videoları da yine burada görebiliyorsunuz. Şimdilik uygulama içinden doğrudan video kaydetme özelliği bulunmuyor. Yani var olan bir kayıt edilmiş bir videoyu yükleyebiliyorsunuz ancak muhtemelen önümüzdeki dönemde bu fonksiyon da geliştirilir diye tahmin ediyorum. IGTV sadece uygulama üzerinden kullanmıyorsunuz. Uygulamayı aynı zamanda Instagram üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey birinci olarak Instagram'ın en son sürümünü yüklemiş olmanız gerekiyor. İkinci olarak uygulamaya bu en son sürümünü yüklediğinizde sağ üst köşede bulunan Direct ikonu var. Onun hemen yanında bir böyle televizyon ve içinde bir böyle yıldırım gibi bir ikon var. Bu ikona tıklamamız gerekiyor. Bu ikona tıkladığımız zaman aslında uygulamanın yine arayüzüne bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Eğer ki uygulamanın yani IGTV'nin kendi uygulaması sizin telefonunuzda yüklü olmasa bile buradan da fotoğraf yüklemek, işte video yüklemek ve diğer işte yüklenen videoları izlemek gibi opsiyonları buradan da kullanabiliyorsunuz. Bu bence güzel olmuş. Yani mecbur değilsiniz uygulamayı yüklemeye ama IGTV yine Instagram üzerinden de siz kullanabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Videolara yorum yapabiliyorsunuz. Videolara bir link olarak paylaşabiliyorsunuz farklı platformlarda. Şimdilik 10 dakikalık bir sınır var diye söyledik. Ama önümüzdeki dönemde Instagram'ın bu sınırı 1 saate çıkaracağı söylendi dün yapılan etkinlikte. Muhtemelen de şimdilik bir 10 dakika sınırı var ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda bu sınır kalkacak ve herkes kullanmaya başlayacak. Siz de eğer bu IGTV uygulamasını kullanmak istiyorsanız ve merak ediyorsanız özelliklerini gerek iOS gerekse Android işletim sistemi telefonunuzda uygulama mağazalarına giderek ücretsiz olarak telefonunuza yükleyebileceğiniz gibi aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi Instagram üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Evet, bu videomuzda sizler için Instagram'ın en yeni uygulaması ve platformu IGTV'ye göz attık. Bu uygulama ile ilgili merak ettiğiniz her türlü konuyu gerek bu videonun altına gerekse www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir içerikte farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.